neyin var? Yok bir şey abi. Bugün canın çok sıkkın. Yok, yok bir şey. Birbirimize ana, baba, bacı, abi olduk. Bir sıkıntın varsa söyle. Yok abi, yok. Haklısın, sana her şeyi ben veremem ki. Evlenme zamanın geldi de geçiyor. Ortalık ve zaman kötü. Daha açıkçası insanlar çok kötü oldu. Ahmet namuslu ve iyi çocuk. Sana iyi bir eş, çocuklarına da iyi bir baba olur. Araya insanlar koyup istetiyor. Evet dede, bitirelim işi. Şurada yediğim iki lokma sana çok geliyorsa, sana yük oluyorsam, bir iş bulup kendime bakarım abi. Beni yanlış anlıyorsun kardeşim. Yediğin lokmada gözüm varsa gözüm çıksın. Ama ben senin bir yuva kurmanı istiyorum. Evin olur, çocukların olur. Evlenirsen mahallenin dilinden de kurtulursun be kızım. Ben de bir evim, bir yuvam olsun istiyorum. Ben de milletin dilinden kurtulmak istiyorum. Ama sevmediğim bir adamla evlenemem abi. Nerede bulacağız seveceğin adamı? Herhalde bu mahallede değil. Nesi var bu mahallenin? Bu mahalleyi küçümseme. İçinde oturduğun için buranın güzelliklerini görmek istemiyorsun. Dışarıdaki pislikleri bir bilsen. Nesi var mahallenin, nesi var? Dedikodu, pislik. Sen mutlu olabildin mi? Kendine uygun birini bulabildin mi? Fatma abla ile olsaydı olurdu. Ama o da olmadı abi. Başlatma şimdi Fatma'dan. Bırak kızım, beni karıştırma. Benim kaderim buymuş. Ama sen kızsın, namusumsun. Bir an önce baş göz etmek istiyorum. Fatma, pavyonda çalışan. Bir zamanlar sevdiğin kadın hakkında konuşman doğru mu acaba? Kapa bu mevzuyu. O kadınla da görüşmeni istemiyorum biliyorsun. Görürsem fena oluruz. Mektubunuzu arzu ettiğiniz gibi hazırladım efendim. Teşekkür ederim. Şimdi maliye için gerekli olan evrakı hazırla, gidebilirsin. Baş üstüne. Efendim. Evet, ben Yusuf. Affedersiniz, Yusuf Bey'in odası burası mı? Evet, burası. Merhaba efendim, nasılsınız? Sağ olun. Bildiğiniz gibi. Tabii. Beklerim efendim. Görüşmek üzere. Ne arıyorsun burada? Ne mi arıyorum? Seni ararım dedin gittin. Bir haftadır ne aradın ne de sordun. Neden aramadın? Ne bileyim... İşlerden başımı kaşıyacak zamanım yoktu herhalde, inan bana. Beni şaşırtıyorsun Yusuf. Benim için ayıracak hiç mi vaktin yok? Yusuf Bey, affedersiniz, söylemeyi unutmuşum. Sabahleyin kardeşiniz Talat Bey Bursa'dan telefon etti. Gelir gelmez onu aramanızı istedi. Ne istiyor gene? Avukat oldu ama adam olamadı. Oturup çalışsa ya yazıhanesinde. Gene para, para, para isteyip duruyordur. Tamam, tamam, siz gidin, ben onu ararım. Peki efendim. İşte... Görüyorsun halimi. Nefes alacak zamanım bile yok. Ben gideyim. Bir dakika. Bu durumda gitmeni istemiyorum. Ne o? Yoksa bana dargın mısın? Çok özledim seni. Gelsene. Otur. Ne yapıyorsun? Burada olmaz Yusuf, yapılır mı burada? Burası benim yazıhanem, benim odam. Yusuf, beni seviyorsun değil mi? Kuşkun mu var yoksa? Bak kaç zamandır beraberiz, kızma ama benimle ne zaman evleneceksin? Yakında, biraz sabırlı ol. Abini daha fazla oyalayamıyorum, beni bir başkasına vermek istiyorum. Sabırlı ol dedim ya, bir gün gelir abinden, isterim seni.
Çok iyi, erken gelmişsin. Yemek bile yapmamışsın. Peynir, ekmek, zeytin var. Kahvaltı ederiz abicim. Suna, sen değiştin. Bana bir çorba içirmeden sofradan kaldırmazdın. Oysa şimdi... Sana en güzel, en lüks yerlerde çorba içireceğim abi. Yoksa biri mi var? Yo. Ama ben öyle olmasını istiyorum. Bırak bu hayalleri, kendi içimize dön. İhtiyacım yok benim. O lüksün, o zenginliğin bedelini bizler ağır öderiz. Böyle mahalleden kurtulmak isteyenleri çok gördük. İşte Fatma. Aptal o. Kendi kazandığımla, bir dilim ekmekle mutluyum ben. Ben değilim abi. Bir gün en güzel yerlerde, zenginlik içinde... lüks içinde yaşayacağım. Doğru konuş. Aklını başına topla Suna. Davul bile dengi dengine. İstanbul'un bir köşesine sıkışmış kalmışsın. Dervişzadelerin oğlu seni mi isteyecek? Hadi istedi diyelim. Onların yanında hep ezik, hep boynu bükük mü kalacağız? Bunlar geçti abi. Dervişzadeler biz, hiç farkımız yok. Hep öyle söylerler ama...